Selam gençler. 12. sınıf 2. dönem 1. yazılı Türk Dili ve Edebiyatı. Siz için şöyle bir tüm senaryoları kapsayacak bir yazılı kağıdı hazırladım. Bu da yetmez. Bazı sorularda kitaptaki bilgilere ihtiyacınız var. Siz de tek, o bilgileri aramayın diye şiir ünitesinde görebileceğiz ne varsa hepsini ben size kısa, kısa not şeklinde hazırladım. Aynı zamanda şairleri de hazırladım. Bunu roman ünitesi için de yaptım. Mesela 1923 50 romanda hangi özellikler varsa onları yazdım. Derli toplu madde madde alt alta yazdım sizin için. Hangi bilgi geçiyorsa yazdım. Peki buna nasıl ulaşacaksınız? Açıklamadaki linke gelin. Hem yazılı örneğini alın hem de bu kısa kısa notları alın tek bir PDF'te zaten. Ben sizin için kazanlara uygun bir şekilde nasıl soruyu çözerseniz diye başlayayım çözmeye. Siz de iyi dinleyin tüm senaryolarda geçen size sorulacak kazanımlardan bir tanesi metinden hareketle dil bilgisi çalışması yapmaktır. Tabi bununla ilgili çok fazla soru çeşidi var. Ben 4 tane soru çeşidi aldım. Bunlardan biri çıkacak size. Onlardan bir tanesi de şöyledir. Altını çizecek bazı yerlerin. Mesela burada döküldü ve arkadaşlarımızın çizmiş. Sonra diyor ki şiirde geçen arkadaşlarımız döküldü kavramından yola çıkarak döküldü kelimesinin şiire göre burada hangi anlamdaysa zıt anlamını başka bir cümlede kullanın. Buraya baktığım zaman buradaki döküldüğünün ölmek manasında olduğunu görüyorum. Yani bana diyor ki bu şiire göre ölmek ya sen bunun zıt anlamı olan yaşamak şeklinde yeni bir cümle kur. Hemen ne diyorum? İşte sudan çıkardığımız kedi yaşattık mesela. Öyle bir şey yaptım. Gerçekten yaşamak oldu mu? Oldu. E buradan da tam puan almış oldunuz. O yüzden bu soru tipine dikkat edin. Gelecekse bu şekilde gelecektir. İkinci soru tipi yine dil bilgisi çalışması üzerine diyoruz. Kazanımımız bu halen. İkinci soru tipi de yine altını çizecek sizin için ve diyecek ki bu kelimeyi şiirde hangi anlamda kullanılmışsa veya metinde bu anlamın dışında bir anlamda kullanın. O yüzden anlamı tespit etmek önemli. Ben buraya bakıyorum. Nice sultanları tahttan indirdi demiş. Yani görevine son vermek gibi mecazi bir manası var burada. O halde ne yaparım? Burada mecazi bir mana var. Ben gerçek indirmekle ilgili kullanırım. Mesela eşyaları depoya indirdi derim. Ve bu soruna cevabını vermiş olurum. Tahmini bunlar 10 puandır. Buradan 10 puanı cebime koyar giderim. Dil bilgisi çalışması kazanımıyla ilgili bu kazanımla ilgili 3. soru tipiniz de tabii ki de yazım veya noktalama işaretini bulmaktır. Yazım yanlışla ilgili bu şekilde bir soru gelebilir size ve doğrusunu yazın diyebilir. Benim yazım yanlışlarıyla ilgili 50 soruda yazım yanlışı videom var. Oynatma listesinden ve açıklamada bulabilirsiniz. Lütfen oraya bir göz atın. Mesela burada süt ağacı yanlış çünkü gerçek ağaç değil. Bu bir bitki ismidir. Dolayısıyla bitişik yazılmalıydı. Ağaç anlamını yitirmiş. Onun dışında boz ayı yanlış kalıplaşmış bir şekilde bitişik yazarız. Bir de burada DDA bağlacını ayrı yazmış ama aslında bu bir DDA bağlacı değil. Halekidir. Bitiştirmesi lazımdı. Sizin sınavda bunların doğrusunu yazdığınızı varsayıyorum. Ve metinler harekete dil bilgisi çalışması yapar kazanımıyla ilgili gelebilecek son soru tipik tüm senaryolarda bunlar var çünkü o da noktalama işaretini bulmaktır. Yine noktalama işaretli videomu da izlemenizi istiyorum. Gözlerine gördüklerim noktalı virgül atıyorum. Neden? Çünkü burada virgül var. Acı demiş, keder demiş virgül var. Eğer ki gözlerine gördüklerim özdesini, ben diğerlerinden ayırmak istiyorsam, bir ögeyi diğerlerinden ayırmak istiyorsam noktalı virgülle ayırırım. Çünkü başka başka virgüler olduğu için karışacaktır. Karışmasın diye noktalı virgül atıyorum. Acı, keder, göz yaşlamış ama cümle kurmamış yani yüklem yok. O yüzden buraya 3 nokta atıyorum. Çünkü Y harfi büyük başlamış onu da anlıyorum. Yıllar ne yaşlandırmıştı ne gençleştirmişti. Artık buraya nokta atabilirim çünkü B harfi büyük yani nokta at diyor bana. Eğer burası küçük olsaydı Noktalı virgül atıp devam ederdim ya da virgül atardım. Biraz sohbet ettik. havadan sula konuştuk. Sonun nokta olduğunu biliyorum. Şu üçüncü parantez, dördüncü parantez acaba noktalı virgül mü virgül mü? Bakın bu taktikler illa suya işinize yarayacaktır. Şöyle çözün. Benim cümlem birazdan başlamıştı. Ve konuştukla bitmişti. Cümlemin başladığı yerden bittiği yere kadar herhangi bir yerde farklı farklı yerlerde virgül var mı diyorum. Bakın hiç virgül yok. O halde diyorum ki sıralı cümleleri ayırırken başka başka yerlerde her iki cümleye bakıyorum ayrı ayrı. Virgül olmadığı için ben buraya bir virgül atıp sıralı cümleleri ayırabilirim. Eğer virgüller olsaydı bu cümlede mecburen oraya da noktalı virgül atacaktım yoksa karışırdı. Bu şekilde noktalama şartı gelirse çözersiniz. Yine size soracak bir diğer kazanım da şöyle olacaktır. Kazanımızın ismi şudur. Farklı türde metin yazar veya metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun bir metin yazar sorusu. Nasıl soru soracaklar size? Mesela size bir şiir yazın diyebilirler. Roman biraz zor olacağı için muhtemeldir ki gelebilecek sorulardan bir tanesi böyle olacaktır. Burada ben ne sordum? Garip şiirine uygun bir şiir yazınız demişim. Burada ne yapmanız lazım? Hemen sonlarda garip şiirin özelliklerini ben verdim size. Hangi şiiri istiyorsa o şiirin özelliklerine bakmanız lazım. Garip şiirin özelliği şöyleydi. Garip şiiri sadedir, konuşma dili günlük hayattan herhangi bir şey alır bir de ölçüsüz yazarlar. O yüzden garip şiiri size sormaları muhtemeldir. Çünkü diğerleri ölçü olduğu için zor olur. O sınav esnasında kısacık zaman diliminde onu yazmak gerçekten zordur ve sizi aşan bir kazanım olur o. o yüzden bu şekilde günlük hayattan ne yapıyorsanız, ne konuştuysanız arkadaşınıza alın onu şiir gibi yazın garip şiiri olur. Bu taktiğimi unutmayın. Herhangi bir şeyi alın günlük hayattan. Şiir gibi yazmaya çalışın, bir uzun bir kısa satır yapın, bir şeyler yapın, ölçüye dikkat etmenize gerek yok. Bu şekilde garip şiir yaparsınız. Ya size garip şiirini sorarlar, ya da Cumhuriyet dönemi halk şiirini sorarlar. Buna göre bir şiir yazın derler. Bu ikisini özellikle bilin. Diğerlerine de göz attım. Bendense büyük bir tavsiye. Yine yukarıdaki kazanıma bağlı olarak bir başka soru tipi de yani bir senaryoda gelebilir başka bir senaryoda başka bir soru olabilir. Öyle bir soru gelecek karşınıza. Size şiir verecek ve bu şiirin temasına, ölçüsüne, kafiyesine göre boş bırakılan satırı siz doldurun diyecek. Yani siz şiiri tamamlayın diyecek. Mesela düşüyor, şaşıyor. Burada da yine düşmek ve şaşmaya benzer bir kafiye kullanman lazım. Mesela buna alışıyor yapabilirim. En azından sonunu böyle bir şey uydururum. Sonra ölçüsüne bakarım. 11 derece ölçüsü. Buraya da ona benzer bir şey. Yani yakın o ölçü tutacak şekilde bir de şiirin genel anlamına da yakın bir şekilde bir şey yazmaya çalışırım. Maalesef ki bu sınav esnasında hızlı yapılacak bir şey değil. Biraz zor zaman alabilir. Ama böyle bir soru gelecek haberiniz olsun. Kendinizi ders kitabındaki şiirlere hazırlayın. Oradaki şiirlere bir okuyun. Ona göre bir şey sorulabilir. Yine şiir ünitesindeyiz. Size şiirde ahenk unsurları bulun sorusunu soracaklar. Yani bu ahenk unsurları belirler diye bir kazanımımız var. Ve buna benzer bir soruyla karşılaşacaksınız. Böyle bir soruyu nasıl çözeceksiniz? Öncelikle ölçüsünden başlayalım. Ölçü dediğimiz şey aslında ya hece ölçüsü bulacaksınız ya da serbest ölçü bulacaksınız. Benim size tavsiyem şöyle bir şey yapın. Ünlü harfleri sayın. Eğer her bir satırda tüm ünlü harfler eşit çıkarsa o kadar hece ölçüsü var demektir. Ben bu şiiri saydığım zaman 11 tane ünlü harf çıktı. Demek ki bu şiirim 11'li heceyle yazılmış. Bu. Eğer ki ünlü harflerimin sayısı eşit çıkmazsa siz buna serbest deyin. Bakın çıkarsa hangi sayıysa ona göre hece ölçüsü deyin. Çıkmazsa serbestin. Size arzu sormazlar. O yüzden bu ikisi üzerine odaklanın. Bir diğeri de kafiye türünü bulma sorusudur. Yani kısaca kafiyeyi bulacaksınız. Türünü ve örgüsünü bulmanızı istiyor. Hemen onu da göstereyim size. Sınavda bu veya buna benzer bir soru gördüğünüz zaman. Önce deyin ki acaba hangileri birbirine benziyor? Bakın avlusu bir de su birbirine benziyor değil mi? Mesela bunlara A harfini verebilirsiniz. Çünkü ikisi birbirine benziyor diye aynı harfi veriyorum. Sonra duvar kelimesine bakıyorum yukarıdakilere benzemiyor. Duvara B harfini veriyorum. Çınar da duvara benzediği için ona da B harfini veriyorum. En azından şöyle bir örgümü çıkardım. Bu bir örgüdür. Ama tabii sizin isimlerini isteyecek. Şimdi gelelim kafiye ve redifi ayırmaya. Nasıl ayıracağım? Avlusu ve suyu ekle köküne ayırdığım zaman böyle bir şey çıkıyor. Eğer ki aynı ek ve aynı kelime görürseniz bunlar rediftir. Baktınız ki aynı tamamen aynı. Mesela lerlar eki veya da hal eki tamamen aynı... O zaman diyoruz ki bu rediftir. Çünkü aynı ek ve kelimeler redif olur. Burada bir ek ve kelime yok. Evet avlusunda bir u eki var ama suda yok. O yüzden ortak olmadığı için artık redif bulmama gerek yok. Çünkü redif olamaz burada. Direkt kafiyeye geçiyorum. Diyorum ki kaç tane harf benziyor? Görüyorum ki s ve u harfleri benziyor. Demek ki avlusu ve suyla ilgili 2 iki, iki satırda 2 tane harfim benziyor. Kafiyem bu ikisidir diyeceğim. Yani kafiyeme su yazıyorum. Bu dursun burada. Bir de duvar ve çınar vardı. Aynı işlemi tüm şire uyguluyorum tabi. Burada bir dörtlük olduğu için tamamını uygulamış oldum. Duvar ve çınarı ekine köküne ayıramazsınız. Çünkü ikisi de kök halindedir. Bu sizin işinize yarayacaktır. İkisi kök halinde olduğu için herhangi bir ek benzerliği yok. Aynı kelime değiller. O yüzden redif bulmama gerek yok. Redif olsaydı mecbur aynı ek lazımdı. Aynı kelime lazımdı. Sadece burada kafiyeye bakabilirim. Çünkü redif yok artık. Bakıyorum ki A ve R harfleri benziyor. O zaman diyor ki benim buradaki kafiyem A ve R harfleri. Bunu da buraya yazıyorum. Kafiyemi buldum. Redifim olmadığı için redife bir şey yazamıyorum. Aynı ek ve kelime olsa ona da redif diyecektim. Şimdi gelelim kafiye türü ve örgüsünü nasıl bulacaksınız? Zaten ölçüyü de 11'li bulmuştuk. Saydık eşit çıkmıştı. Eşit çıkmasa serbest diyecektim. Kafiye türünde size şunu istiyor aslında bir tane harf benzerse eğer ona yarım kafiye demenizi istiyor. İki tane benzerse tam kafiye. E bakın bizimki iki tane benziyor değil mi? Her birinde de S ve U burada da A ve R harfleri benziyordu. O halde ben kafiyeyi bulmuştum ya. Kafiye türüne de tam kafiye diyorum. Bu şekilde bu parçayı da yapmış oluyorum. Tahmin ediyorum ki bu şekilde ekranda gördüğünüz soru 20 puan değerindedir. Eğer ki 3 ve daha fazlası benzeseydi buna zengin kafiye diyecektim. Yazılışları aynı, anlamları farklı olsaydı buna da cinas kafiye diyecektim. Siz bu şekilde kafiye veredif buldunuz diyelim. Bir de benim birinci dönem 12. sınıf yazılı videolarım var. Orada daha detaylı kafiye veredif bulma videoları da yaptım. Onu da izleyebilirsiniz. Mutlaka göz atın ama bu şekilde ben kafiye türümü de belirledim geriye kafiye örgüsü kaldı. Hemen kafiye örgüsüse anlatayım. Kafiye örgüsü dediğimiz şey asla bu şiirde kafiyeler nasıl bir sırayla gözümüze çarpmış Mesela avlusu ve su birbirine benzemişti ya bunlara AA demiştik. İşte bu örgüdür aslında. E duvarla çınar da birbirine benzemişti. Buna da BB demiştik. Aslında bu şekilde AA olduğu zaman veya BB olduğu zaman bunlara düz kafiye diyoruz. Bakın gördük. 4 tane A olursa ya düz kafiye diyeceksiniz. Şu şekilde birbirini saracak şekilde olursa yani A BB A şeklinde olursa buna da sarmal kafiye diyeceksiniz. Eğer böyle 1 ve 3. dizeyle 2 ile 4. ise birbirine benzerse bakın şu şekilde bir çizgi çektiğiniz zaman tam da şurada bir çarpı işaretini görüyorsunuz. Böyle bir şey görürseniz buna da çapraz kafiye diyeceksiniz. Son olarak şöyle a a yani x dediğim şey benzersiz herhangi bir kafiye yok orada. Hiçbir şey yazmasak da olur. Buna da mani tipi diyeceksiniz. Buna da mani tipi diyorum. 4 büyük kafiye düzenimiz böyle. Aslında örnüşük kafiye de var ama çıkacağını zannetmiyorum zaten. O da a b a c c diye devam ediyor üçlü üçlü yazılır ve sonunda bir tane satır kalır. Bu şekilde kafiye örgüsü bulmuş olduk. Mesela bu şiirim için tabii ki de A, B, B şeklinde gitmişti. Biraz farklıydı bu örgülerden. Ama böyle bir şey görürseniz bilin ki düz kafiyedir. Çıkarsa da düz yazarsınız. Zaten diğerlerde de göstermiş oldum. Bir diğer soru, soruya geçelim. Roman ünitesiyle ilgili size çıkacak kazanımlardan bir de şudur. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerin işlevini belirleyin demiş. Yani anlatım biçimini de sorabilir, anlatım tekniğini de sorabilir. Nedir bunlar? Anlatım biçimlerimiz dört tanedir. Öyküleyici, betimleyici, açıklayıcı ve tartışmacı anlatımdır. Ama bizim roman ünitesinde açıklayıcı ve tartışmacı anlatıma ihtiyacımız yok. O yüzden onu zihninize hiç almayın bile. Çünkü onlar daha çok bir öğretici metinde karşımıza çıkar. Yani bir roman size bilgi vermez. O yüzden oralarda açıklayıcı ve tartışmacı anlatımı beklemiyorum. O yüzden size çıkacağı öyküleyici ve betimleyici anlatım olacaktır. Eğer ki hocanız size sordu diyelim. Böyle bir parça verdi. Dedi ki anlatım biçimi. Ben burada tekniği sordum. Tekniği anlatacağım birazdan. Anlatım biçimi derse öyküleci ve betimleci demeniz lazım. Peki neye göre diyeceksiniz? Bakın bir hikaye anlatılıyorsa. Böyle giriş gelişme sonuç varsa. Başlangıçtan sona doğru bir gidiş varsa. Öyküleci diyeceksiniz buna. Eğer sözcükler resim çizme. Yani zihninizde canlandırabiliyorsanız. Böyle bir şekilde sıfat ağırlıktaysa. Kısaca öyküleyici anlatımda fiil ve hareket ağırlıktadır. Betimleyici anlatımda ise sıfat ağırlıktadır. Bir şeyin özelliğini böyle gözünüze canlandırması lazım. O zaman da betimleyici diyeceksiniz. Unutmayın, metinlerin %90'ında öyküleyici ve betimleyici anlatım iç içedir. Yani çıkarmak çok mümkün değil. O yüzden bunu bulmanız rahat olacaktır. Yine de başka başka videolarla bunu desteklemenizi istiyorum. Anlatım biçimi derse bu ikisine odaklanıyorsunuz, diğer ikisini boş verin. Hemen anlatım tekniğine geçiyorum. Anlatım tekniği ise bir metinde siz bunu nasıl sunabiliyorsunuz, nelerle destekliyorsunuz? Örneğin bu okuduğumuz metin normal bir yazarın bize anlattığı bir şey. O yüzden anlatım tekniklerinin başında anlatma gelir. Bu da bir tekniktir. Tekniğin ismi anlatma tekniğidir. Size biri anlatıyorsa biz buna anlatma tekniği diyoruz. Eğer tiyatrodaki gibi diyalog olsaydı, hani yazar size anlatmayacaktı. Siz direkt metinde bakacaktınız. Kahramanlar kendi kendine konuşuyor, direkt tiyatro gibi bir diyaloglar geçiyor böyle. O zaman ona da gösterme tekniği diyecektiniz. Çünkü orada yazar artık kendini saf dışı bırakmış, direkt sanki içinde her şey oluyormuş hissi veriyor. O şekilde gösterme tekniği olur. Bunları çok sormazlar. Asıl sordukları geriye dönüş tekniğidir. Burada da zamansal olarak geriye gitmeniz lazım. Yani şimdiki zamandan alın, dizilerde görüyorsunuz geçmişte herhangi bir anı yaşatıyorsa bize geriye dönüş tekniği diyeceksiniz. Bunu sorarlar. Bunun dışında en çok sorulanlar bilinç akışı tekniğidir. Bilinç akışını nasıl yapabilirsiniz? Mesela benim örnek paragrafımı okuyun, ekranı durduğunu okuyun. Ben burada okuduğum zaman şöyle kitapları tamamlarım, akşam evimde ne hazırlasam, geçen gün aldığım kıyafet, işte terzi, lise yıllarında yaptığım o soğuk şaka gibi üst üste birbiriyle alakası olmayan bazı parçaları üst üste sıralamış. Yani bir nevi sırasız bir şekilde aklından ne geçiyorsa aktarmış. Bir şey sırasız bir şekilde aktarıyorsanız içinizden geçenleri sırasız bir şekilde aktardığınız zaman bu bilinç akışı olur. Herhangi bir mantık yok aralarında. Derziden lise yıllarına geçmiş, oradan yemek hazırlamaya geçmiş. Böyle olursa bilinç akışı diyeceksiniz. Çıkabilecek son teknik de aslında birkaç teknik var ama en popülerleri bunlar. O da iç çözümleme tekniğidir. Bakın az önce bilinç akışında ne yaptık? Sırasız bir şekilde aktardık değil mi? Yani herhangi bir sıra bağ olmadığı için rastgele geldiği gibi aktardı bize. İç çözümlemede ise onu yapmıyorsunuz. İç çözümlemede belli bir sırayla aktarıyorsunuz. İşte ve aralarında bir mantıksal ilişki olmak zorunda. Böyle bir şeyde gördüğünüz baktığınız ki kahraman bir şeyler sıralamış. Ona da iç çözümleme diyorsunuz. Mantıksızsa, sırasızsa bilinç akışı, zamanda geriye gidiyorsam geriye dönüş tekniği, yazar olarak size bir şey anlatıyorsam anlatma tekniği, anlatmayıp da direkt diyalog şeklinde ben size direkt atıyorsam, sizi baş başa bırakıyorsam gösterme tekniği diyeceksiniz. Bu tekniklerden birini seçmeniz lazım. Zaten bizim örneğimiz de bilinç akışı tekniği oldu. Şuralarda çıktı. Peki hocam bir metinde birden fazla teknik olabilir mi? Tabii ki olur. Elinizden geldikçe bu tekniklerin hepsini yazmaya çalışın. Böyle bir soru gelecek size. Hemen bir diğer soruya geçiyorum. Kazanımız şu olacaktır. Metinde edebiyat, sanat, fikir akımlarının veya anlayışlarının yansımalarını değerlendirin sorusu. Hocanız size şöyle bir ipucu verirse aşağıdaki metini uzun uzadıya okuyup da hangi anlayışa sahip olduğunu bilmenize gerek yok aslında. Şöyle bir örnek soru olduğunu düşünün. Demiş ki bu hangi roman anlayışına alınmış olabilir? Onunla ilgili biraz ipucu bilgi verin diyor size. Kuyucaklı Yusuf demiş ya Sabahattin Ali toplumcu gerçekçidir. Sabahattin Ali toplumcu gerçekçi ipucunu bana verdi ya ben aldım onu. Artık şurayı okumasam dahi şu paragrafı okumasam dahi hemen toplumcu gerçekçinin özelliklerini şuraya yazmam lazım. Yani aslında bu soru bir bilgi sorusu ama dolaylı yoldan bir bilgi sorusu. Örneğin oraya Sabahattin Ali yazmazsa Tarık Buğra yazsaydı o zaman birinin iç dünyası yansıtan romancı olduğunu bildiğim için ona ilgi giderdim. Veya Orhan Pamuk yazsaydı postmoderndi ona giderdim. Bunu nasıl anlayacaksınız? Temennim odur ki hocaların size bu ipucunu verecek. Çünkü örnek senaryolarda sorular böyle hazırlanmış. Siz de bu ipucunu yakalayın. Yazarın hangi roman anlayışla olduğunu ezberleyin. Ona göre yorum yapın. Peki siz bu bilgileri nereden bulacaksınız? Yine hem ders kitabınıza geçiyordu hem de ben kim toplumcu, kim postmodern, kim köy edebiyatından faydalanmış diye Buradaki pdf'in sonuna yazdım. roman ile ilgili bilgilerde var onlar. Siz bunlardan hareketle ne yaparsınız? Toplumca özellik ne olabilir? ve postmodernde özellik ne olabilirdi? Oraya ekleyebilirsiniz. Bu şekil yapabilirsiniz. Yoksa diğer türlü çıkarmak zor olur. Bir diğer soru tipimiz de şöyle. Metnin tema ve konusunu bulma. Bu çok basit bir soru. Eğer ki bu kazanımdan gelmezse şu aşağıdaki kazanımdan gelecektir. Mesela örnek sorum diyor ki bu parçada milli manevi değerlerimizden hangisi tema olarak işlenmiştir? ve bu değere yönelik örnek bir davranışı kısaca yazın demiş. Burayı okuduğum zaman yardımlaşma teması ve yine yardımlaşma değerini görüyorum. Hemen ne yapıyorsunuz? Temanızı buldunuz yardımlaşmaydı veya başka bir şey olabilir. Samimiyet olabilir veya arkadaşlık olabilir, dostluk olabilir, güven olabilir, sevgi saygı neyse artık. Onu buluyorsunuz Sonra sevgi saygı üzerine kısa bir şey yazıyorsunuz. Bu çok basit. İki kelime bir şey yaza yazabilen bir öğrenci rahatlıkla burayı yapacaktır ve tam puan alacaktır. Yani size soracak soru tiplerinden biri böyle bir şeydir. Hemen geçiyorum diğer soru tipine. O soru tipi de biraz bilgi düzeyinde soru tipidir. Yazar eser eşleştirmesi sizden isteyebilirler. Böyle bir kazanımımız var. Senaryolarda geçiyor. Mesela türün ve dönemin akımın diğer yazar ve eserleri sıralar diye bir kazanım yapmışlar. Ve bu kazanıma göre ben şöyle toparladım. Roman bir de şurada şiir ünitesi tabii. Burada da roman ünitesi var. Yani soracaklarsa siz bunlardan birini soracaklar. Ben sizin için hepsini cevaplayayım. Bu eşleştirmeye göre Fahriye Abla kimindir? Ahmet Muhip Çocuk ve Allah. Fazıl Hüsnü Dağlarca Kurtuluş Savaşı Destanı. Nazım Hikmet Sisler Bulvarı. Attila İlhan Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor. Arif Nihat Asya. Yayla Dumanı, Ömer Bedirtil, Vazgeçemediğim, Orhan Veli, Perçemli Sokak, Oktay Rıfat, Çağrılmayan Yakup, Edip Cansever, Mısır Kalyoneli, İlhan Berk, Hızırla 40 Saat, Sezai Karakoç, Sebep Ey, Erdem Beyazıt, Geceleyin Bir Koşu, İsmet Özel, Sırat Şiirleri, Haydar Ergülen, Metropol İnsanları, Hüseyin soy Sazımdan Sesler, Aşık Veysel, El Kulakta, Hasala Mektuplar, O da Abdurrahim Karakoç'tur. Roman ünitesinde de size sorulabilecek yazar eser eşleştirmelerinde şunlar var. Yaprak dökümü ve çalı kuşu kimindir? Reşat Nuri, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yılanların Öcü ve Razcan'ın Dirliği, Fakir Baykurt, Kara Kitap, Cevdet Bey ve Oğulları, Orhan Pamuk, Gün Olur Asra Beder, Cengiz Aitmatov, Kırgız Edebiyatı'nda, Tutunamayanlar, Postmodern Romanlardan, Oğuz Atay, Gece, Bilge Karasu, Anayurt Oteli, Yusuf Atılgan, Kutlu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar, Korkunç Yıllar, yine Türk Dünyası ve Edebiyatı'ndan bir yazar. O da Cengiz Dağcı, Azap Toprakları, Emine Işıl sunumdur. Tüm senaryolar ve çıkabilecek sorular bunlardı. Yani karşınıza böyle sorular çıkacak. Aslında az soru çıkacak. Soru sayısı az olacak bu sefer. Dediğim gibi bu bilgi kısımları var ya işte artık ben bundan sonrasını tek tek videoda çekmek istemiyorum. Zaten bu bilgilerin hepsi elinizde olacak. Benim okumam veya sizin alıp da önünüzde arasında pek bir fark görmüyorum. O yüzden video uzasını istemiyorum. Bunları da siz göz atarsanız size şimdiden sınavda başarılar diliyorum.